Metin ismi ise Cenab-ı Hakk'ın kuvvetinin şiddetini bildirir. Allah-u Teala hem kadir, hem kavi, hem metindir. Yani kudret sahibidir, güç sahibidir ve gücü de hiçbir şekilde bir yerde zedelenemez. Metin sağlam demek. Yani hiçbir şekilde bozulmayan demek. İnsan bir iş yapar fakat o işi bir zaman gelir bozulabilir. Yaptığı bina bir zaman eskiyebilir. Yaptığı iş bir zaman verimsiz hale gelebilir. Zaman işleri eskitir. Zaman binaları bile eskitir. Zaman demirlerin bile taşıma gücünü azaltabilir. Ama Cenab-ı Hakk'ın yaptığı bir iş için ise böyle bir şey şüphesiz düşünülemez. Bunun karşılığı olarak da işte Rabbimiz El-Metin ismini, kuvveti çok şiddetli olan, güçlü olan, hiçbir zaman kuvvetine bir sınır olmayan El-Metin ismini bizlere bildirmekte. Yüce Rabbimiz Zariyat suresinin 56, 57 ve 58. ayetlerinde insanoğlunun niçin yaratıldığını bize bildirmekte ve şöyle buyurulmakta: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ بِالرِّزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْئِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Ben buyuruyor Yüce Rabbimiz, insanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Yoksa onlardan haşa bir rızık istemiyorum. Onlardan Cenab-ı Hak beni doyurmalarını, beni ikram etmelerini de istemiyorum. Yani insanoğlu beni Rabbim yarattı, onun haşa rızka ihtiyacı var, onun taama ihtiyacı var diye bir sakat düşünce olamaz. Cenab-ı Hak rızkı da veren o, insanları doyuran da o, doyacağımız her şeyi yaratan da o. O halde insanoğluna sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a kulluk düşüyor ve insanoğlu da kulluk için yaratıldığının farkında olması gerekiyor. Zira اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Şüphesiz Allah bol bol rızık veren, yarattığı her varlığın rızkını veren, karıncanın da rızkını veren, filin de rızkını veren, nebatatın da muhtaç olduğu suyu, güneşi yaratan o yüce Rab, rızık her varlığın gelişmesi için muhtaç olduğu şey demektir. Dolayısıyla da hayvanatın rızkı ayrı, nebatatın rızkı ayrı, insanların rızkı ayrı. Onun için de Cenab-ı Hak Er-Rezzak ismini bize bildiriyor. O bol bol rızık veren, çok rızık veren, büyüğünden küçüğüne, güçlüsünden zayıfına herkesin rızkını veren odur. Ve o rızık sahibi olan, rızık veren Yüce Rab, gerçek kuvvetin ve sağlam bir kuvvetin sahibidir diye bildirilmektedir.